Aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Aile çatısında bugün okula alışma sürecinde ve sonrasında başarı için aile desteğinin önemini konuşuyoruz. İki değerli uzmanımız bizlerle birlikte. Klinik psikolog Esra Korkmaz Acıyan ve klinik psikolog Hatice Topkaraoğlu Çiftçi. Sizler de bu konuyla ilgili merak ettikleriniz olursa veya bizlere katkıda bulunmak isterseniz ekranda gördüğünüz numara üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ben de yayın esnasında uzmanlarımıza sorularınızı iletiyor olacağım. İnşallah hem ekran başında sizlerin hem de stüdyoda bizlerin müstefit olacağı bir yayın olur diyelim. Evet, aradan önce özellikle ilk defa okula başlayacak çocuklarımız için okul öncesi süreçte neler yapmamız gerektiğini detaylı bir şekilde konuştuk. Eğitimcilere, ebeveynlere düşen sorumluluklardan bahsettik. Ve sonrasında bir ay boyunca okula alışamayan çocuklarımıza nasıl yaklaşmalıyız? Burada yine eğitimcilere ve ailelere ne gibi sorumluluklar düşüyor? Bunları detaylı bir şekilde anlattınız. Bir ayda alışamıyorsa bir ayın sonunda artık bir uzmana başvurma vaktidir dediniz. Çünkü bunun altında artık alıştığı bir ortamdan çıkma veya annesini çok özleme veya daha böyle hani bizim basit diyebileceğimiz, aslında tabiri caizse basit diyebileceğimiz problemler dışında da daha derin durumlar da olabilir. Bunların tedaviye gidilmesi gerekebilir. O yüzden bunları uzman desteğiyle çözmek gerekiyor dediniz. Hakikaten çok önemliydi. Tam araya gitmeden önce de yaz tatil dönüşü ara sınıflarda nelerle karşılaşıyoruz diye sordum Hatice hocama. Orada da eğer çocuk bir sene öncesinde öğretmeniyle veya arkadaşlarıyla anlaşamıyorsa tekrar aynı sınıfta derse başlamak istemiyor. Bu sebeple okuldan kaçabiliyor dedik. Veya taşımış olabiliyor, okul değiştirmiş olabiliyor. Yine bir alışma süreci var. Özellikle okul değiştirildiğinde birbirine alışmış bir sınıf ortamına dahil olmak belki de en baştan başlamaktan daha zor olabiliyor çocuklar için. Burada özgüven problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Acaba beni sevecekler mi, kabul edecekler mi kaygısı olabiliyor. Başarımı, kendimi gösterebilecek miyim kaygısı olabiliyor. Burada da bazı problemlerle karşılaşıyoruz. Burada o yüzden aileler olarak nasıl yaklaşmamız gerektiği, üslubumuz çok önemli. Çocukları okuldan soğutmamak adına olumsuzu çağrıştırmayacak cümleler kurmamız çok önemli dedik. Ve şimdi biraz daha bu kaygının, okula gitmek istememenin altında yatan derin sebeplere girelim istiyorum. Hani bazı belirtilerden bahsettik ya, işte alta kaçırma, öfke problemleri, çok ağlama, yemek yememe, yemekten kesilme, bunlarla birlikte özgüven problemleri, dikkat eksikliği gibi de problemler var. Nedir bu problemler? Çocuklarımızda başka neler yaşanıyor olabilir? Tek sebep okula alışamama mı? Yoksa belki de psikolojik bir hastalık var mı? Ebeveynlerimizin de bilinçlenebilmesi adına, farkındalığının artması ve çocuklarını daha iyi anlayabilmeleri adına bunları önemsiyorum paylaşmamızı. Yani hep problem konuşmuyoruz aslında. Var olanı konuşuyoruz ki ebeveynler olarak bilinçlenelim ve çocuklarımızı daha iyi gözlemleyebilelim. O yüzden onunla ilgili bir görselimiz var. Okul çağında görülen psikolojik problemler. O psikolojik problemlere bir değinelim bakalım neler gözlemliyoruz ve burada aileler nasıl yaklaşmalı, tavsiyelerde bulunalım. İlk problemimiz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Çok sık görülen problemlerden bir tanesi. Ne dersiniz? Şöyle, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu hem ders başarısını, öğrenmeyi etkilemekle beraber aynı zamanda çocuk için duygusal etkileri de olabiliyor. Yani çocuk aslında kendisinin diğer akranları gibi öğrenemediğini ya da odaklanamadığını ya da daha hareketli olduğunu sınıf içerisinde fark ediyor ve etiketlenmeler alıyor. İşte yerinde duramıyor. Bu çocuk yaramaz. Bu çocuk işte düz duvara tırmanıyor ya da sen anlayamıyor musun? Veya ders esnasında hayallere dalıp gidebiliyor ve öğretmeninin söylediği şeyleri kaçırabiliyor. Ve bunların da duygusal yansımaları çocukta söz konusu olabiliyor. Keza aynı şekilde öğrenme güçlüğü, öğrenme problemleri de çocuğun sınıf içerisindeki varlığına ve toplumsal hayatın içerisindeki oradaki okuldaki varlığına da olumsuz etkiler edebiliyor. Burada bir çocuk çocuk yetiştirirken çocuk sadece annesinin ve babasının evladı değil, baktığınızda sosyal hayatın, bir toplumun da evladı ve hepimizin çocuk üzerinde bir etkisi söz konusu. Bazen ebeveyn kaçırabiliyor bazı şeyleri. Orada öğretmenin desteği ve yardımı çok önemli oluyor. Bazen gerçekten daha çok çocuklu bir aileden gelebiliyor ebeveyn ya da kendi yoğunluğu içerisinde ya da yeni anne olmuş oluyor ve çocuğuyla ilgili bazı şeyleri kaçırmış olabiliyor. Burada öğretmenin de aslında veya
okulun içerisindeki bir müdürün, rehberlik öğretmeninin ya da branş öğretmenlerinin ya da servis şoförüne kadar baktığınızda katkısı ve etkisi olabiliyor çocuğun yaşadığı problemler noktasında. Peki sonrasında korkular var. Hı-hı. Şimdi madde madde bir üzerinden geçelim. Hı-hı. Öğrenme güçlüğü dediniz, dikkat eksikliğinden bahsettik. Korkular ve fobiler var, mevcut korkular. Hı-hı. Bunları nasıl görüyorsunuz? En sık görülen şey anneden ayrılma korkusu aslında bakarsınız. Ya da sevilen birini kaybederim korkusu. Ya da geçtiğimiz yıl ülkemizde çok şiddetli ve etkileri olan bir depremle söz konusu oldu. Depremle karşı karşıya geldik ve aktarılan bir duygu da aslında söz konusu oldu. Şimdi ülkemizde oradaki illerde yaşayan evlatlarımız farklı şehirlere gelme durumları, taşınma durumları söz konusu oldu. Ve bu çocuklar şu an hepimizle beraber yaşıyorlar. Ya da ampute olmuş çocuklar oldu. Onlar burada beraber yaşıyorlar ve kaygı yayılabilen bir şey, korku yayılabilen bir şey. Ve ister istemez onların çok haklı olarak kaygıları ve korkuları diğer çocuklara veya diğer ebeveynlere de yayılıyor. Eğer ki çocuklarda ciddi korkular var ise duygusal problemler öğrenme problemlerine de sebebiyet verebiliyor. Hı hı. Adapte olmalarını, derse dinleyebilmelerinin önüne geçebiliyor. Hı hı. Bu noktada eğer ki çocukta okula alışma sürecinde okulla bağlantılı değil dışarıdan başka problemleri fark ediyorsak onlar üzerine yoğunlaşmak okul alışma sürecini de öğrenme sürecini de kolaylaştıracaktır. Evet. Peki diğer maddeler üzerinden devam edecek olursak, şimdi bazı konuları daha detaylı bir şekilde ele alalım istiyorum. Bunlardan bir tanesi akran zorbalığı. Okullarda çok sık görüyoruz maalesef. Bir zorbalık yapan çocuklar var, bir de zorbalığa maruz kalan çocuklar var. İkisinin bambaşka psikolojisi var ve ikisine bambaşka şekilde yaklaşmak gerekiyor. Onu detaylı bir şekilde ele alalım istiyorum ve okul başarısızlığını da detaylı bir şekilde konuşalım istiyorum. Çünkü okul başarısızlığı da çocukların okuldan soğumasına sebep oluyor ve bunu çok sık gözlemliyoruz. Özellikle lise döneminde, ergenlik döneminde çok sık rastladığımız, derslerinde başarıyı yakalayamadığı için okuldan ayrılmak isteyen, örgün eğitimden açık öğretime geçmek isteyen çocuklarla karşılaşıyoruz. Bu da çok önemli ama bununla birlikte diğer problemleri de şöyle bir sayalım. Olabilir, her birimizin çocuğunda olabilir. Bunların farkında olmak gerekiyor. Şöyle hemen hızlı bir şekilde sayacağım. Sosyal fobi, okul fobisi, korkular dedik. Kaygı problemleri dedik. Ne kaygısı olabilir? Sevilmeyeceğim kaygısı, başarısız olacağım kaygısı, dışlanacağım kaygısı ve birçok örnek verilebilir. Akran zorbalığı, öğretmenin rolü, öğretmenin çocuğun zihnindeki rolü mü? Bunu derken neyi kastediyoruz? Sadece zihninde değil, duygusal dünyasındaki rolü de çok çok önemli. Yani her çocuk için az önce hocamın da bahsettiği üzere kimisinin duygusal temasla bu çocuğu kazanabilecekken kimisini bir bilgisayar oyunuyla da kazanabiliyoruz. Yani sen bunu oynamayı biliyor musun? Ya da üzerinde bir forma varsa evet bunu futbol takımıyla da kazanabilirim noktası çok çok önemli. Çünkü her çocuğun ihtiyacı birbirinden çok çok farklı. Ve biz bu ihtiyaçları gözetiyor olduğumuzda çocuğa o yardım ve desteği sağlıyor oluyoruz. Az önce de söylediğim gibi bu çocuk sadece anne ve babanın değil toplumun da bir evladı. Evet. Peki diğer maddelerden devam edecek olursak okul yaklaşımı diyoruz. Okul yaklaşımı derken neyi kastediyoruz hocam? Okul yaklaşımı noktasında belki şunu söyleyebiliriz. Bizler klinikte çocuklarla çalışırken şunu söyleriz. Klinik ortamı koşulsuz kabulün olduğu çocuk merkezli bir ortamdır. Çünkü çocuk kendisinin koşulsuz bir şekilde kabul edildiğini fark ettiğinde duygusal dünyasını, bize iç dünyasının kapılarını açmaya başlar. Tıpkı evde de olduğu gibi. Evde de öyledir ya, çocuk okuldan duygusal yüklerle gelir ve evde kızar, bağırır, belki eşyalarını fırlatır. Burada anne evet bugün bir şeyler var dediğinde çocuk o duygusal boşalmayı yaşar ve gerçekten canını sıkan, onu üzen problemden bahsediyor olur bize. Okul yaklaşımı dediğimiz nokta da aslında burası. Yani çocukların fıtratına ve ihtiyacına uygun eğitim düzeyi, eğitim sistemi, materyaller, fiziki şartlar sunuluyor ise yaşına uygun bir şekilde yani 3 yaş sınıfını hadi oturtturalım masa başı aktiviteleri uzun uzun yapalım uygun olmayacağı gibi işte 6 yaşta da farklı olacaktır. Ya da daha ileriki yaşlarda da ara sınıflarda da sık sık bahçeyi kullanıyor olmak
günlük hayatın içerisinden çalışmalar yapıyor olmak, günlük hayatta karşılaştığı şeylerle bir okulda şahit olmuştum. Çocukları markete götürmüşlerdi mesela. Yani baktığınızda bir para sorumluluğunu veriyorsun, markete gidiyorsun ve orada paranın karşılığında marketten aldığını denk getirmeye çalışıyorsun. Evet, aslında günlük hayata hazırlıyor. Benim karşılaşabileceğim, çocuğun karşılaşabileceği durumlara hazırlıyor. Bu noktada çocuk merkezli, çocuğun yaşına uygun, yaşına ve kültürüne uygun yaklaşımların sergilendiği okullardan bahsediyoruz aslında. Peki devam edelim. Travmatik olaylar, çocuğun yaşadığı travmatik olaylar da olabilir. Şimdi az önce de aslında bir örnek vermiştim. Bizler, aileler bizlerin kapısını çaldığında üç farklı sebepten çalabiliyorlar. Diyorlar ki hocam işte travmatik bir deneyim gerçekleşti. İşte trafik kazasına, depreme ya da işte sevilen birinin kaybına rastladı ve ondan sonra çocuğumuzda bunlar olmaya başladı. Ya da travmatik bir olaydan bahsetmiyorlar, bir semptomdan bahsediyorlar. İşte biz geliyoruz, neden geliyoruz? Çocuğumuzda işte gece korkuları söz konusu olmaya başladı. Ya da işte tırnak yeme ya da çocukluk çağı mastürbasyonu dediğimiz olay ortaya çıkmaya başladı diyebiliyorlar. Bir de üçüncü grup var. Bu grup benim en çok takdir ettiğim grup aslında. Semptomdan ziyade bunun altında yatan psikolojik sebebi fark edebilen grup burası. Şimdi psikolojik iyi oluş dediğimiz çocuğun, daha doğrusu yetişkin nezdinde de bunu konuşabiliriz. Oradaki sağlamlık, zorluklarla beraber baş edebilme stratejilerimiz hepimizin farklı oluyor. Yani buradan ben buraya gelirken farzi misal bir trafik kazasına maruz kaldıysam, evet bunu yaşadım, bitti. Ben şu an güvendeyim ve devam edebilirim. Ama bazıları da bunun üzerinden kalkamayabiliyor ve bu semptoma ya da travmaya dönüşmüş olabiliyor. Bu noktada yaşanılan durumun çocuğun işte özgüven, sosyal fobi, kendini ifade etme güçlüğü, toplum içerisindeki o kaygı, konuşmamayı tercih etme gibi durumların fark ediliyor olması ve eğer ki böyle bir durum varsa ve bu bir semptoma dönüşmeden geliniyorsa desteklenmesi kısmı da çok önemli. Şimdi az önce şeyden bahsetmiştik. Eğer bir çocuk alışamadı ve bir ay geçti hala alışamadıysa demiştik ya, bazen oradaki o psikolojik noktanın da görülmediği olabiliyor. Öğretmen de fark etmiyor, aile de fark etmiyor ve tam da bu noktada zannediyorum ele alacağımız kısım zorbalığa sebebiyet veriyor. Çocuk yıllarca zorbalık yaşıyor ve okula gitmek istemiyor ve bunu ifade de edemiyor.